Merhaba arkadaşlar, bu videoda kolonilerimi besleyeceğim. Uzun zamandır bir besleme modumu fark ettim. İsterseniz başlayalım. Şöyle. Bu Selenopsis fugax kolonisi. Benim çok sevdiğim bir tür, bakın. Biraz pisletmişler. Bakın arkadaşlar, şu kısmı bayağı bir pisletmişler. Yakın zamanda ben transfer edeceğim bunlara. Şimdi bir tane unkur da alalım bunlara. Şöyle çok büyük bir boya almayalım. Tamam. İşçi kaçmaları yaşanabilir. Ben videoyu muhtemelen keseceğim o kısımlarını. Ya yani Selenopsis fugaxlar ciddi anlamda küçük oldukları için. Oo, yandık. Yani bu koloni arkadaşlar biraz etrafı kirletiyor. Çok böyle yani seviyorum ama etrafı kirleten bir koloni. Bunun diğer bir kolonisi daha var. Ama bu kadar kirletmiyor hemen. Ben bu koloniyi çok sık transfer ediyorum. Ciddi anlamda kirletiyor. Bu kraliçesi ölen koloniydi galiba. Evet, o. Arkadaşlar bu multi-coin denememiz başarısız oldu. Sebebini ben de bilmiyorum. Bir gün bir açtığımda kraliçeyi yiyorlardı. Yani bu kraliçeye zarar vermediler ama diğer kraliçeye zarar verdiler, öldürdüler. Yani sebebini anlayamadım ben de. Genelde multi coin'ler böyle olabiliyor. Yapacak çok bir şey yok. Ama yumurta sayısını görüyorsunuz. Bayağı fazla var. Yani bu koloniyi besledik. Şimdi bir tane daha Selenopsis beslesek mi acaba? Hep Selenopsislerden de sıkıldım ben ya. Şu Sanchus'ları besleyelim. Bunu alalım buradan. Elimle çekiyorum. Titriyorsa kusura bakmayın. Bir yandan da unkurda öldüreceğim. Şunu seçelim mesela. Evet. Evet, Sanchuslar arkadaşlar, bu sıralar ben yeni sık besliyorum. Bir tane koyduğuma bakmayın. Hatta şunları da koyalım. Sanchuslar arkadaşlar şu an çok iyi durumda. Yani bol bol yiyorlar. Bunlar için projem olduğu için boostluyorum full. Bayağı bir yiyorlar. Evet, bu koloniyi de besledik. Şimdi sırada mes soruları var. Şöyle bir hareketlerine bakalım birazcık. Bu kurdun arkadaşlar şu an sinirleri oynuyor muhtemelen. Hani yaşama ihtimali yok. Kafası kopmuş. Kraliçe şu anda şu tüpte değil galiba. Yok, öbür tüpe transfer olmuş yine. Ben bir gün bir bakıyorum. Farklı tüpte. Öbür gün farklı tüpte. Değişik bir işleyişleri var. Her neyse, şimdi mes soruları besleyelim. Bunları da arkadaşlar yine elimle çekerek şey yapacağım. Çünkü şu zımbırtanın boyu yer yetmiyor. Bir tane daha unkurdu öldürelim. Bu koloni arkadaşlar çok iyi durumda. Şöyle göstereyim. Gerçi onlar çıkmıyor ya. Neyse, onlar yiyeceklerdir.
Onu kurdu. Onun başı kopmamış bir saniye. Umkurtların arkadaşlar kolay yemelerini istiyorsanız başını koparabilirsiniz. Zaten genelde çoğu kişi öyle besliyor. Ben şöyle tüpün içerisine doğru bırakıyorum. Onlar yiyeceklerini yiyorlar. Sonrasında alıyorum zaten bir gün geçmeden. Şimdi şöyle çevirsem. Ondan sonra şu zımbırtıyı koysam. Kolay strese giriyorlar tabi. Medyalar çıkmaya başlamış. Ama şöyle strese çok sokmak istemiyorum. Güzel ürüyorlar şu anda. Bozmak istemiyorum. Evet, sırada tetrimoryumlarımız var. Tetrimoryumların arkadaşlar beslenme alanı hiç güzel değil. Şöyle plastik bir kap. Ben bunu en yakın zamanda değiştireceğim. Farklı bir yerde buslayacağım. Bir tetrimoryumlarımıza bakalım hatta. Arkadaşlar tetrimoryumlar çok fena ölemiş. Hani ben besleme bile yapmıyordum ama o tüpü yani açtığım zaman hiç beklenmedik bir manzara ile karşılaştım. Bir daha açabilir miyim bilmiyorum. Şu an şeyle açılmıyor. Çok strese girecekler çünkü. Hiç stresi sokmak istemiyorum çünkü çok güzel öğrenmişler. Hani hiç beklemiyordum. Bunları ben şöyle bir tüpün içerisine doğru yani oldu gibi. Kafasını da koyalım. Arkadaşlar tetrimoryumlar çok sağlam öğrenmişler. Bir tane işçimiz gidiyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir yesinler. Bunun kurduna. 2 gün sonra filan ben bu beslenme alanını değiştireceğim. Farklı bir beslenme alanına koyacağım bunları. Hani çünkü ciddi anlamda temizlemesi zor bir beslenme alanı. Zaten görüyorsunuz. Bir de şuralardan taşma filan yaşanıyor. Belli sıkıntıları var. O yüzden ben bunu atacağım. Daha güzel bir plastiğe geçiş yapacağım. Evet her neyse başka kolonimiz kalmadı sanırım. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.